yeryüzünden 400 kilometre yükseklikte birçok bilimsel araştırmanın yapıldığı Uluslararası Uzay İstasyonu ne kadar hızlı seyrediyor? Bu sorunun cevabını öğrenmek için videomuzu dikkatli bir şekilde izlemelisiniz. 20 Kasım 1998'de uzaya fırlatılan ve o zamandan beri Dünya'nın etrafında turlayan Uluslararası Uzay İstasyonu, bugüne kadar pek çok önemli görevin ve bilimsel araştırmanın merkezi oldu. İstasyonda 3 boyutlu yazıcılarla organoid üretiminden uzayın derinliklerine kadar pek çok konuda araştırma yapıldı. Basit bir şekilde insanın içinde yaşayabileceği bir uydu olarak tanımlayabileceğimiz Uluslararası Uzay İstasyonu, 5 katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir proje. Bu kuruluşlar, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı olarak sıralanıyor. Günümüzde maksimum 6 astronotun barınabildiği istasyon, Dünya'nın çevresinde dönüp durmaya devam ediyor. Peki Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya'nın çevresinde ne kadar hızlı dönüyor? Bizden 400 kilometre yükseklikte bulunan istasyon, Dünya çevresinde oldukça hızlı dönüyor diyebiliriz. 400 kilometre yüksekte bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu, saatte 28 bin kilometre hızla Dünya'nın çevresinde dönüyor. Yani istasyon, ses hızının neredeyse 23 katı hızda yol alıyor. İstasyon, Dünya'nın çevresinde tam turu yalnızca 90 dakika içinde atıyor. Saatte 28 bin kilometre hızı daha da fazla açmak gerekirse, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir günde aldığı yolu somutlaştırabiliriz. Buna göre istasyonun bir gün içerisinde kat ettiği mesafe, Dünya'dan uydumuz Ay'a gidip aynı zamanda döndüğümüzde kat ettiğimiz mesafenin toplamına eşit. İnsanların uzaya gönderdiği en büyük yapı olan Uluslararası Uzay İstasyonu, bugüne kadar 240 uzay insanını ağırladı. İstasyona toplamda 19 ülkeden uzay insanı gitti. Bununla birlikte istasyonda toplamda 3000'den fazla bilimsel araştırma yürütüldü ve bu araştırmaların 1800'ü yayınlandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun büyüklüğü hakkında bilgi vermemiz gerekirse, genişliği 109 metredir. Yaşanabilir alan ise 837 metreküptür. Ayrıca şu ana kadar yapılmış en pahalı yapıdır. Maliyeti yaklaşık olarak 150 milyar dolar tutmuştur. İstasyondaki astronotların temel görevlerinden bazıları, arızaları kontrol etmek, istasyon dışında yürüyüşler yapmak, yerçekimsiz ortamda deneyler yapmak, sistemlerin çalışabilirliğini kontrol etmek, günlük rutin işleri sürdürmek ve sağlıklarına dikkat etmek. Uzay istasyonu 2 adet tuvalet barındırmaktadır. Bu tuvaletlere bırakılan idrar tekrar arıtılarak içme suyu olarak kullanılır. Dışkılar ise tuvaletlerin vakumlu sistemleri sayesinde kolayca paketlenir ve atılır. Astronotlar günde 3 öğün yemek yerler. Bu yiyecekler genelde kuru gıda olmaktadır ve yerçekimi olmadığından dağılmaması ve bozulmaması adına ambalaj içerisindedir. Yani gıdalar kullan at şeklindedir. Kullanıldıktan sonra ambalajlar düzgün bir şekilde muhafaza edilmelidir. Gıdalar çeşidine göre farklı şekilde hazırlanmaktadır. Tuz ve baharat gibi malzemeler ise hava kanallarını tıkayabileceğinden ve astronotların gözüne, burnuna kaçabileceğinden sıvı formdadır. Sıvı ihtiyacı ise pipetler yardımıyla giderilmektedir. Özel odalarda tulumlar eşliğinde uyumaktadırlar. Odalar sadece bir astronotun sığabileceği şekilde tasarlanmıştır. Astronotlar istasyonda, günde 16 kere gün doğumunu 16 defa da gün batımına tanık olur. İstasyonun hızı saatte yaklaşık 28 bin kilometredir. İstasyonun Dünya etrafındaki tur sayısı 100 binin üzerindedir. Dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 90 dakikada tamamlamaktadır.